Josta bir öneride bulunmuştu biliyorsunuz. Burası biraz eğimli olması lazım demişti. Bu natürel aile çok güzel oldu. Ya bence benim ama cam bağlarımıza saralım. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar, kümes yapımı part 2 bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umuyorum iyisinizdir. Umuyorum herkes yeni yıla çok keyifli bir şekilde girmiştir, öyle de devam eder. Lafı çok uzatmadan direkt biz kümes yapımına geçelim. Çünkü işimiz çok, ardından muhabbet edeceğiz. Hadi. Çatı malzemelerimiz, eksik kalaslarımız ve kümesimiz. Şimdi ilk olarak burada Hoca Usta bir öneride bulunmuştu biliyorsunuz. Burası biraz eğimli olması lazım demişti. Evet daha güzel olur. Yukarıya alabilirim. Değil mi? Bir tek şunları yukarı alsam evet. Olur o zaman. Şöyle kalın bir tane kalasım var. Şuradan şöyle ölçü alsam diyorum. Şu yükseklik yeter herhalde ona. Ölçümüz bu olsa, bunu şöyle ortadan ikiye kesebilsek, bu testere bunun için ufak, yani iki uçta da güzel bir eğim için yer elde etmiş olurum. Koysam cetvel gibi. Kopaj aletiyle üstünden geçebilirim diye düşünüyorum. Şekilde burada bir eğim elde etmiş oldum. Böylelikle üstüne yağan kar vesaire aşağı yakabilecek. Onu getirdim. Zaten yerine tam da uydu. Şuraları hafif törpülemem lazım. Kapanırken böyle bakın şu kısım biraz sorun çıkartıyor. Şimdi orayı biraz törpüleyeceğim. Ve kapağım bitmiş olacak. Ve artık sağlıklı şekilde kapandığı zaman duran bir kapağım oldu. Tabii şuraya şimdi bir kat daha tahta çekeceğim. Böylelikle orada boşluk oluşmasın. Onun haricinde her şey okey. Evet, şimdi biraz kervan yolda düzülür demiştik. Ben normalde arkaya doğru şöyle çatıyı çok uzatmıştım. Şimdi ondan vazgeçtim. Onun yerine şunun üstüne ufak bir çatı malzemesi kaplayacağım. Böylece burası daha sağlıklı olacak. Çatı malzemem bu. Elimde de çok fazla yok. O yüzden böyle ziyan edebileceğim bir parça yok. Böyle şuraya koymayı düşünüyorum. Şöyle 45 santim biraz da geçse. Bir boyu benim boyuma uyuyor mu? Yani biraz geniş olabilir. Daha da güzel olur. Sağdan soldan suyu atar. Şimdi bu parçayı düzgünce kesmemiz lazım. Yeah.
güzel bir malzeme. İçinde böyle değişik petrolümsü bir şey var. Şu arkaya şöyle bir basamak yapıp belli bir kısmı da çatı altında kalacak. Şöyle yapabilirim. Tam güçlü olması adına çakmayı vidalayayım. Yağmur üstünden akar. Çatıyı şuraya kadar getireceğiz. Şunları şimdi sökeceğiz buradan. Keseceğim. Böylelikle yağmur gelmemiş olacak. Güzel de gözüktü. Böyle tam bitirince daha güzel olacak inşallah. Şimdi bir de buraya bir hendek gibi bir şey yapmamız lazım. Arkasına saman koyacağız. Yumurtalar düşmesin diye. Malzemeyi tam yettirebilmek için bunu ikiye bölmem lazım. Artan kısmını da oradan parçayla arkasına ek yapacağım. Çünkü eni de tam yetmiyor. Tam 200 cm. Şimdi arkadaşlar bu parçadan öyle 3 parça kesmeliyim ki hem şu çatının eksik yerini tamamlasın hem üstüne bir parça döndürebileyim kıvırıp böylelikle çatı kısmım tamamlanmış olsun. Arkadan şu şekilde çatımı da sabitledim. Böylelikle herhangi bir rüzgar böyle kolay kolay uçuramayacak. Şimdi biraz yumuşamasını bekliyorum. Şu güneş biraz yumuşasın, ısındıkça yumuşuyor bu. Şu yan taraflarını da biraz daha yapıştırıp birkaç çivi çakacağım. Böylelikle artık yağmur girmeyecek. Çatının şu ön tarafını
tutturacağım. Ama tutturmadan önce burası iki katlı görüyorsunuz. Şurada bir kat var. Oraya şöyle bir tahta koyup o katı ilk başta yok edeceğim. Daha sonra da çatıyı üstüne sabitleyeceğim. Güzel oldu ön tarafı. Şimdi orayı da pencere gibi kapatacağız ama şimdi öncelikle bakın şu yanlar boş. Bu yanları kapatmamız lazım çünkü sansar vesaire girebilir buradan, gelincik sansar. Arkadaşlar şimdi şu gördüğünüz alan arka tarafı şeffaf olsun istiyorum. İçeriye ışık girsin çünkü oradan. Ama aynı zamanda da açık kalmasın, ceyran olmasın. İlk başta ince aralıklı tel mi kullansam diye düşünmüştüm burada ama ceyran olur. Hayvanlar hastalanır. Biliyorsunuz tavuğun en baş belası şeyi ceyranda kalması. Hemen hasta oluyorlar ve ölüyorlar. Aynı zamanda o tahta çaktığım yan tarafları da yukarıya bağlamış olacağım. Böylelikle hem sansar giremeyecek hem buradan ışık girebilecek. Öyle bir şey olacak. Onun için de bu malzemeyi kullanacağım. Şimdi keserek başlayalım, ölçü alalım önce. Baktığınız zaman güzel oldu değil mi? Ön taraf hem ışık geçiriyor, hem saydam içerisi çok gözükmüyor, hem sağlam öyle girilebilecek bir yer yok. Gayet hoş oldu. Yine kapımız için aslında aklımda çok bir şey yok. Yine spontan olaylar gelişecek. Önce bir çerçeve yapayım diyorum. Evet ustam, nedir son durum? Kapısına kadar geldik bakalım. Allah. Yüzdük kapısına kadar geldik diyorsun. Yüzdük kapıya kadar geldik. Evet. Ya Deniz, böyle şu an çok da bir şey fantazi de yani şey olsa bu koyu renk vernik gibi hani biraz ahşabın rengini değiştirecek. Şimdi tahtaların biri içeride biri dışarıda gibi çaktın ya şu kenara. Aha. Şuralara. Bizim mesela evet, dışta kalanları mesela şey yapardık, şu parçaları
koyu renk yapardık. Altta kalanlar açık renk olurdu. Çok güzel olurdu değil mi? Hanım, bugünlük bu kadar olsun. Sana şöyle ufak bir kümes turu attıralım. Şu aşağı kısma değişik bir kapı yapacağız. Ama şimdilik hem vaktimiz yok, hem şarjımat kabımızın şarjı bitti. Bir sonraki bölüme bırakıyoruz. Bir sonraki bölümde de içeriğimiz daha dolu dolu olsun. Evet, daha bahçesi yapılacak, yerine yerleşecek falan daha işleri var tabii ama kümes bence ortaya çıktı. Bir bakalım kenarına, köşesine şöyle inceleyeyim bakayım. Evet Filiz, önce folluk kısmından başlayalım. Başlayalım. Bak, folluk kısmını değiştirdik. Ha, evet, iyi yapmışsın. Arkası artık öyle. Bir de orada çatırlı bir... olmasa iyi olmuş hani su açısından. Şu aşağıda bir tutamacı da var. Evet. Böyle tutup oradan kaldırıyorsunuz. Kaldırıyorsunuz. Ve sandık gibi. Açılıyor. Kollarınızı şuradan alıyorsunuz. Şöyle. İki tane folluk var. İki tane folluk var. Belki üçe çıkartabiliriz. Çok geniş olmuş. Çok geniş olmuş. Evet. Sadece ama başta bence iki tane yeterli. Rahat rahat yumurtlasınlar. Evet. Çatımız gayet güzel oturdu. Çatı malzememiz de iyi. Ön arka şöyle cam gibi yapalım dedik. İki kat naylon gerdik oraya da. Yukarı tarafa bakarsan evet. Aşkım. Gayet sağlam. Ve hava geçirmeyecek şekilde. Evet. Ön tarafa geçelim. Geçelim. Ön tarafta bak, çatımız biraz daha burada sağlamlaştırıldı. Ön tarafta. Evet. Şöyle bak, tahtalar çakıldı. Şöyle yukarıyı şey, göstereyim. Şaka yapman çok güzeldi, biliyor musun? Tasarım duruyor. Üst tarafı düzenledim. Artık öyle kabarık durmuyor. Değil mi? Güzel olmuş değil mi orası? Evet. Şöyle kat kat. Derinlik gibi duruyor. Denizcan style. Önde gene cam var. Ve burada ana kapımız. Bu kapı böyle temizlik yapmak için bizim açacağımız. Tabii şimdi ona bir yanına kilit takılacak açılmaması için. Tavukların da benim anladığım dümdüz şöyle girişlerin üstünde şey olacak. Evet, kendi çatıları kendi olacak ufak. Kendi çatıları olacak minnak. Ve onların da ufak bir kapısı olacak. Üçgen yap. Bizim çatı üçgen. Işte. Bunun gibi üçgen gözüksün. Çok olabilir. Olabilir. Öyle güzel olur. Güzel olur. Aşkım öyle istemiş. Öyle yaparım. Tabii şu an aşağıyı bıraktık. Ya iki tane kapı koyacağım ya bir tane. O kapılar da açılıp kapanacak. Çünkü burada çok fazla sansar, gelincik, tilki vesaire var. Biliyorsunuz iki video önce miydi, üç video önce miydi? Çakalların seslerini dinletmiştik. Evet. O yüzden kümesimizin sağlam olması, hiçbir yerinden bu yabani hayvanların tavuklarımıza zarar vermek için içeri girememesi gerekiyor. Peki o noktada iki tane kapı bir dezavantaj değil mi? Ama hani bir kapı da dezavantaj, iki kapı da, kapıları akşam kapaman lazım. Onlar içeriye girdiği zaman gelip kapılarını kapayacaksın, sabah açacaksın. Evet, şöyle de güzel oldu Filiz ya. Çok güzel oldu, ben beğendim. Değil mi? Bir boyayabiliriz belki. Boyamak istemiyorum ya. Yani şöyle boyamak istiyorum. Demin söyledim ya, şu üstte kalan parçaları daha koyu renk bir vernikle geçsek, altlarda açık renk kalsa sanki böyle çok tatlı gözükecek gibi geliyor. Ben de alt tarafları beyaz, dış tarafı da böyle gri bir renk yapsak güzel olur mu diye düşünüyorum. Yani ben çok boyanmış bir şey istemiyorum burada. Bu natural haliyle çok güzel oldu. Ya bence, benim fikrim. Ama cam bağlarımıza soralım. Evet, siz yorumlarda karar verin arkadaşlar. Boyayalım mı? Yoksa şöyle bir... Yoksa sadece vernik diyelim mi? Evet dostlarımız, sizce nasıl gidiyor? Şekli ortaya çıkmaya başladı. Bence gayet de güzel oluyor. Evet, geriye çok da bir şey kalmadı zaten aslında. Kümes belli. Sadece sınırlarını belirleyeceğiz. Sınırlarını belirleyeceğiz. Yerine koyacağız. Suluk ve yemliklerini yapacağız. Bir de tavuklarımızı alacağız. Bir de tavukları alacağız tabii. Tabii kümesin tam olarak bitmiş olması lazım. İşte suluğu, yemliği, işte içindeki samanı, çampürü, işte neyse koyduğumuz komple hazır olması lazım ki tavuklarımızı koyalım.
Biliyorsunuz cumartesi günü video paylaşmamıştık. Tam çünkü yılbaşı günüydü, evet. 31 Aralık'tı. Yani o gün herkesin farklı bir telaşesi olabilir, bir yerlere gidenler olacaktır diye düşünerek o gün video paylaşmadık ama biliyorsunuz her salı ve cumartesi video paylaşmaya evet, devam özel edeceğiz. Videolarımız devam ediyor olacak. Bundan sonra rutinimiz devam edecek aynı şekilde. Bir de canlı yayın yapmıştık biliyorsunuz, o da her pazar oluyor. Çok keyifli bir canlı yayın oldu hemen. Katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Evet, yılbaşının ertesi günüydü. Herkese çok teşekkür ederiz. Tabii katılamayanlar da olmuştur. Herkes bir yerlere gitmiş olabilir. Mutlaka bir yerlere gidenler olmuştur. Onlar da bu pazar evet, tekrar var. Onlara da çok bir şey kaçırmadınız. Topluca tekrar mutlu bir yıl dileyelim. Bu arada kanalımıza abone olup bildirim zilini açtığınız için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Ayrıca diğer sosyal medya hesaplarımızı da takip edebilirsiniz. Instagram için artık daha aktif olmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da öyle devam edecek. Yorum desteğinizi de esirgemezseniz çok memnun oluruz. O zaman diğer videolarımızda görüşene kadar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Filiz kültürünü taşıyor. Boyumun eksik olan kısmı bu. Bu kadar olsa çok güzel olacak. Filiz beni çekmiyorken... Sabahın çok erken saatleri videoya yetiştirmek için... Sabahları soğuk oluyor bayağı. Güne bakan çiçeğim benim. Evet, Mia buna bayılıyor arkadaşlar. Aç ağzını Mia. Hop. Aferin aşkıma. Güzel mi? Nom 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 nom.